Akın. Git. Hesap sor abi. Pijamalarımı verir misin? Dur bir sana dakika. Getirdim. Hak etmeyen bir insanda duracağına ihtiyacı olan birisine veririm en azından. Nerede ki onlar? Bilmiyorum yani. Tamam ver bak gerek yok kadınım. Aldığım gibi teslim ver, ederim. Yok hayır hayır hiç sıkıntı değil ver. Önemli değil. Bari Barış'a bir selam vereydin ya selam vermeden çocuğa. Sinirlerim çok gergin şu anda. Bu saatten sonra artık insanların bana şöyle davranmalısın, böyle davranmalısın demesiyle hareket etmek istemiyorum. Ben nasılsam, nasıl bir Merve'ysem dışarıda öyle davranacağım. Tamam da bu bizi oymayabilir. O sesin tonu ilk önce bir hafif böyle bir kıs yani. Tamam. O zaman üstüme gelmeyin. Barış burada varken ona selam vermeden pijamaları üstüne bilmem ne diye. Şu anda Barış'a saygısızlık yaptım. Biz onu saygısızlıkla alakası yok. Şu an gerginim anladın mı? Onunla da konuşacağım daha sonra bu durumu. İyi değilim. Sinirlerim tepemde yani. Yo, gerçekten saygısızsın sen ya. Ya kim? Gökhan sen mi diyorsun onu? Ben diyorum. Saygısız olup olmayacağımı sen karar veremezsin. Seninle ilgili bir konu yokken ortada. Eğer konuya giriyorsan... Çok konuşmak doğru konuşun anlamına gelmez ha. Bak çok konuş... Çık buradan. Senin, Gökhan seni senin ilgilendirmiyor. Senin insanlık bir durum var mı? Çık. Benim burada çık? Arkadaşım sen dediğim adama... Benim sen arkadaşım dediğim adama... ...saygısızlık yapamazsın. Pardon? Saygısızlık yapamazsın. Merve. Kime yapmışım? Bir dakika ya. Merve. Ya Barış sen de ne değişik bir modelsin be kardeşim ya. Dur bir dakika kardeşim Allah Allah. Biz harbi değişik bir modelsin ya. Merve. Bir dakika. Hayır hayır Gökhan. Bir dakika yüzüme söyler misin bir ne dediğini anlamadım. Ben ne ne yapıyorum? Merve. Hayır sen beni ne gördün? Sen benimle muhabbet diyebiliyorsun. Barış bir dakika bırakır mısın? Ya bir dakika bana baksana. Kavga etmiyorum konuşacağım şu anda. Ben sana söyledim bak bu evde erkek kız fark etmiyor. Haksızlık gördüğüm bir yerde susmayacağım artık. Bana bakar mısın? Sen benimle hata mı gördün de laf söylüyorsun ya? Ben seninle arkadaş mıyım? Sus da sen söyleyeyim. Sustum. Sustun mu? Evet cevap bekliyorum. Süper. Cevap veriyorum. Evet. Şimdi bu vatandaş seninle görüşme içerisinde değil mi? Doğru mu? Bir şey soruyorum. Evet. Tamam. Evet doğru mu? Evet. Az önce Tuğçe gelip şunu dedi bu adama. Dedi ki Merve'nin dedi sana karşı hiçbir şekilde duygusu hiçbir şey yokmuş dedi. Bunun üstüne sen buradan indin ki benim iddialarım sen Akın'a kıskandırmak için böyle şeyler yapıyorsun. Akın'la sürekli uğraşıyorsun. Şuraya inip hiçbir şey söylemedin. Hiçbir şey söylemedin. Şu adıma Barış'ım bakar mısın? Akın'a bir şey soracağım demedin. Bana göre bu bir hata. Ben fikrimi söylüyorum. O sizin aradaki diyalog. Anlatabiliyor muyum? Gökhan sen buranın muhtarı mısın ya da bir şey misin? Ben yani? Fikrimi sen söylüyorum. Karar ben karar vermiyorum. Şey karar merciyim demiyorum. Bak karar merciyim demiyorum. Evet. Ben düşüncemi söylüyorum. İki beyin bana karşı koymaya başladılar tamam, şimdi bizim ne yapıyor? İki beyin olarak bana karşı koymaya başladılar. Benim zekam herkes farkında. Bir şey söyleyeceğim mi? Ama sen burada bak, neyin artısını sen çekin şuradan bak tamam mı? Bak sana sen zaten çok sinirliyim şu anda. Benim konum seninle değil. Çekin şuradan. Öder misin? Çekin şuradan. Sen kimin neyin artısını yapıyorsun? Sen Sibel'e bir tane laf söyletmezken gelip de benimle ilgili bir laf edemezsin. Çünkü Sibel benim adayım. Kime selam verip vermeyeceğim. Benim adayım. Benim adayım. Erkeklerin de aynı. Burada aynı çalışıyor. Ne gazı veriyorsun buna? Ne iç?